Merhabalar. Bu dersimizde fail işlemlerinden truncate'i inceleyeceğiz. Truncate nedir? Öncelikle bir dosyayı kesmek için kullanılır. Bunun detaylarını inceleyeceğiz. Ancak öncelikle en temel yapıyı hazır bir şekilde tuttum. Video süresini uzatmamak için package main, import olarak log ve os package'lerini ekledim. Bunları kullanmadığımız için hata gibi gösteriyor. Birazdan kullanacağız. Nedir bu işlem? Öncelikle kodumuzu yazalım. Ondan sonra açıklayacağız bunları. Error nesnesini tanımlıyorum öncelikle. Çünkü bu işlemin sonucunda bana bir dosyanın nesne örneğinin dönmesine gerek yok. New file gibi bir şeye gerek yok. Eğer hata olursa hatayı döneceğiz sadece. OS üzerinden truncate diyorum. Mesela demo txt adında bir dosya olsun. Ve burada da ikinci parametre olarak da şimdilik şöyle bir şey vereceğim. Sonra bunu inceleyeceğiz. Ve klasik hata yönetimi mekanizmasını kullanıyorum yine. Eğer hata varsa ERR dedim. Bu dosyaya ihtiyacım var öncelikle. Demo.txt adında bir dosya oluşturuyorum ve buraya basit bir veri girişi yapacağım. Şöyle birkaç satırlık bir veri girişi yaptım. Bu kalsın böyle. Şimdi buradaki amacımız öncelikle bir dosyayı kesmek. Peki nedir bu? Bunun için bunu anlamak çok basit aslında Go içerisinde. Dokümanlara bakmak bile yeterli. Ben klavyeden CTRL'ye basıyorum ve truncate'e mouse ile tıklıyorum. CTRL ve mouse'un sol kliği diyelim. Gördüğünüz gibi burada Go'nun kaynak kodları içerisindeki file Windows, yani Windows'a ait file sınıfının metotlarına geldik. Burada diyor ki truncate change the size of the named file. Koda bakarak anlayabiliriz aslında. Yani açıklamaya bile gerek yok. Truncate öncelikle bir dosyanın adını veriyoruz burada. Ondan sonra da size'ını veriyoruz. İçeride yapılan işlem şu. Open file ile file'ın içerisindeki open file function'ı bu ismi gönderilen dosyanın adını alıyor zaten. Onu açıyor. Hangi yetkiyle? Write only bir şeyler yazmak üzere yetkilendirilmiş. Eğer yoksa create etmek, oluşturmak üzere. Ve bu da dosya izni. 0666. Tamam, eğer hata yoksa nil değilse geriye hatayı dönecek. Geçelim. Burada defer ile close ediyor file nesnesini. Eğer herhangi bir hata yoksa. Tabi bu defer bildiğiniz gibi bu function'ın sonunda çalışacak bir metodumuzdu. Komutumuzdu. Ve diğerinde de son olarak da yani önemli işi yapan kısım ise şurası. Burada f'nin yani dosyanın truncate function'ını çağırıyor. Aslında bizim yaptığımız şeyin aynısını burada yapıyor geri plan kodu olarak. Ve diyor ki bunu şu gönderilen size kadar kes. Size'a kadar kes. Nedir bu? Biz aslında şu işlemi yaptık. Şöyle açtım terminali. Demo'ya tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi 7 satırlık ve 6 tane yan yana Janos and Aptcam var. Bunların sonucunu göreceğiz şimdi. Kesme işleminin tam olarak ne olduğunu. Bu işlem şu an tamamlandı. Şimdi tekrar çalıştırıyorum demoyu. Gördüğünüz gibi benim verdiğim sayı size kadar kalacak şekilde bu dosyayı kesti. Diğer fazlalığı ise buradan attım. Bunu biz dosya kesme işlemi olarak isimlendiriyoruz. Truncate diyebiliriz. Bunun temel bir best practice'i diyebileceğimiz bir yöntemi var. 100 byte'a kesilmeli temel olarak bunlar. Ve eğer dosya 100 byte'dan az ise dosyanın içerisinde içerik kalacaktır. Geri kalan kısım ise
boş byte ile dolacaktır. Yani şurada diyelim ki biz 50 byte'lık 50 karakter veri girişi yaptık burada. Eğer buna buradaki kodu uygularsak yapılacak işlem aslında gene 100 karakterlik 100 byte'lık bir demo.txt dosyası oluşturmak ama 50'nin haricinde dışında kalan o girilmiş verinin dışında kalan kısımları boşlukta dolduracaktır. Boş byte ile yani. Eğer dosya 100 byte'ın üzerinde ise 100 byte'dan sonraki her şey silinecektir. Şu an bizde olduğu gibi mesela. Genel olarak bu şekilde. Eğer dosya üzerinde bu tür işlemler yapmanız gerekirse bu detayları kullanabilirsiniz.